Taşıdığı virüsler nedeniyle çok sayıda hastalığa neden olan Asya Kaplan Sivrisineği havaların ısınmasıyla sıcaklıkların artmasıyla birlikte Antalya'da görülmeye başladı. Belediyeler hummalı bir çalışma içinde fakat bu çalışma yeterli değil. O yüzden de Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çetin uyarıda bulundu. Tehlikeli sineğe karşı vatandaşa da büyük görev düşüyor dedi. Dank ateşi, batanil, sarı humma, zika virüslerini taşıyor. Birçok sivrisinekle ilişkilendirdiğinizde en tehlikeli hastalıkları taşıyan türler arasında da yer alıyor. Tehlikenin adı Asya Kaplan Sivrisineği. İlk kez 2011'de Edirne'de görülen bu sinek Antalya'da havaların ısınmasıyla tekrar baş gösterdi. Çok ilginç üreme kaynakları var. Evinizin bahçesinde küçük bir oyuncak var, bebek oyuncağı. Bunun içerisinde suladığınız bir saksının dibinde su tutsun diye tutulan küçük kapaklar olur. Kullanılmayan otomobil lastiklerinin bu sinek bir yere yumurtladığında aylarca yumurtası kuraklığa dayanabiliyor. Su çekilse bile yumurtaları orada 4-5 ay kurumadan Yaşamanı sürdürebiliyor. Asya kaplan sivrisini yumurtlamak için ilginç yerleri tercih ediyor. O noktalardan biri de işte burası bir mezarlık ve mezarlıktaki su kabları önce yumurtalarını bıraktı, ardından o yumurtalar birer larvaya dönüştü. Bakınız bu siyah küçük noktalar birer Asya kaplan sivrisineği larvası. Kısa süre sonra bunlar birer sivrisinek olacak. Larva mücadelesi yapıyoruz. Bu şekilde mezarlıklarda doğal alana zarar vermemek adına kimyasal kullanmıyoruz. Nemli ve ıslak bulduğu yere larvasını bırakan Asya kaplan sivrisineği ile belediyeler tüm mücadelesini sürdürüyor. Profesör Doktor Hüseyin Çetin ise vatandaşlara evlerinde ve bahçelerinde su birikintisi bırakmaması konusunda uyarı yaptı. Belediyeler aktif şekilde mücadele ediyorlar ancak vatandaş'a çok büyük yük düşüyor. Vatandaşın da bu konuda bilinçlenmesi lazım.